yine sene 76, İmam Hatip Okulu öğrencilerini Muş vilayetinden Şubat tatilinde Ömre'ye götürüyoruz. Okul müdürü var, talebeler var, iki otobüs. Ben de kafile başkanıyım yine. Karayolundan gidiyoruz, geldik Ürdün'e. Ürdün belalı bir yer. Ürdün çok belalı, halen böyle. Suudi Ürdün konsolosluğunda bekliyoruz. Vize var, mühür var, işte geçiş alacağız. Talebeler de sıkıldı canları. Arapçayı da konuşamıyorlar, bir sürü adam var. Ben talebelerin o sıkıntısını dağıtmak için orada gözüme bir adam göründü. Öyle bir adam ki hala gözümün önünde, benim uzunluğum adamın genişliği böyle, kamyon gibi bir adam. Aynen kamyonet mübarek. Çenesinde sakal var şöyle, buraları kazımış, şurada bir sakal. Fesübhanallah. Başında agel, entari filan, tam bir Arap. Sırf latife olsun diye, mizah, latife olsun diye yaklaştım. Talebeler de var etrafımızda. Ma haza dedim. Adam böyle uzun boylu, ben aşağıdayım bile, uzattım parmağımı çenesine dokundum. Ma haza, bu nedir dedim. Bu nedir dedim. Sakal dedi. Ulan dedim ki ya, bu adam sakal kelimesini biliyor. Araplar lihye derler. El lihye. Lihye sakal demek. Sakal bizim Türkçemizde sakal. Araplar sakal demez. Lihye derler. Aa dedim ki bu adam lihyeyi de biliyor, sakalı da biliyor. Arap olduğundan başka aklımıza bir şey gelmiyor. Her şeyiyle Arap adam. Ma haza sakal dedi. Ben de Türkçe, yani sırf mizah olsun diye. Bu nasıl sakal ya, çakal dedim. Ulan adam Adanalı değilmiş, beni şöyle bir tuttu, boksa gibi havaya kaldırdı. Vay bana sen çakal dedin. Yere vursa kemiklerim kırılacak. Talebeler yetişti. Bir latifeyle vallahi adamın elinden zor kurtulduk. Zor kurtulduk. Çeşit çeşit Arapçaya milletimizin saygısı var. Bunu silip atamazlar. Koparıp atamazlar. Kaldırıp atamazlar. 50 bin ilahiyatçı olsa vallahi yapamazlar. İnşallah yapamayacaklar. Kur'an kursları kapandı, İmam Hatip okulları kapandı diye adamlar hala endişeleri var. Kökünden Kur'an'ı kapatmak istiyorlar. Vallahi muvaffak olamazlar. İşte ayet. İşte ayetler.